Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa'dan ve Türkiye'den haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Türkiye'den bir haber var sırada. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını araştırmak için yeni bir komisyon kurdu ve çalışmalara başladı. Yerinde sorunlar tespit edilecek ve yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri yakında kamuoyuyla paylaşılacak. Başlangıçta ilk olarak koruyucu aile düzenlemesi yer alacak. Avrupa'da yaşayan birçok Türk vatandaşının çocuğu çeşitli sebeplerle Türk ailelerden alınarak Hristiyan ailelere koruyucu aile kapsamında veriliyor ve bu yüzden de birçok Türk kökenli kişi Avrupa'da mağdur olmuş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konunun çözümü için harekete geçti. Diğer yandan yine Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunları da yerinde tespit edilecek. Bir heyet yakın bir zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyet Avrupa ülkelerine giderek buradaki Türklerin sorunlarını yakından takip edecek ve konuya ilişkin rapor hazırlayacak. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarının çözümü için harekete geçecek. Şunu belirtelim, daha önceki yayınlarımızda aktarmıştık. Yurt dışında yaşayan Türklerin büyük bir çoğunluğu, özellikle Almanya'dakilerin çifte vatandaşlık sorunu devam ediyor. Hala partiler söz vermiş olmasına rağmen Almanya'da çifte vatandaşlık yasalaşmadı. Bunun dışında finansal bilgi paylaşım anlaşmasından kaynaklı sorunlar devam ediyor. Bunun da dikkate alınması gerekiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yine aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız en azından Türkiye'ye araç getirip burada satmak istiyorlar. Bu da gündeme gelmesi gerekiyor. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı neden Türkiye'ye araç getirip satma hakları yok? Bunun da mutlaka gündeme getirilmesi gerekiyor. Değerli izleyiciler, sizler de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız hangi sorunlarınız varsa lütfen yorum kısmından bizlere yazın. Biz de yetkililere ulaştıracağız. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.